Hoş geldin Sima. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Bugün o gidemediğim üniversitenin sinema salonunda olan workshop'a gidiyorum. Ne üzerine? Bilgisayar mühendisliğinde bir yani şifreleri kırma üzerine yani. Gel bakalım. Gerçi bir de hatırlatayım, akşam saat 8'de olduğu için. Yani çok sevindim yetişebileceğin için. Yok öyle değil. Yani 8 olduğu için birazcık akşamüstü, yani öğlen değil. Anladım. Nihal. Sima, o altına giydiğin tight mı, pantolon mu, şal var mı, bunu açıklarsan yorumumu öyle devam etmek istiyorum. Bu tight pantolon aslında, sadece mikrofon şey olduğu için düşüyoruz. Peki öyle olmamış. Her an bir folklor ekibi gelecek, sen şov yapacaksın gibi hissediyorum. O senin bedenine göre değil. Onun dışında öyle bir çizme görmedim ben hayatımda. Kimse de kombinlemedi burada. Yani hayatımda gördüğüm en kötü şeylerden biri. O üstündeki şey de biraz fazla klasik, sana uygun değil. Hani diyorsun ya, yaşıma göre, yaşıma göre, yaşınıza göre. Yaşına göre değil. Yaşına göreni söyleyen sen misin Nihal? Yo, sen eleştirirken bu yönde eleştiriyorsun ya, ben de seni o şekilde eleştiriyorum. Evet, ben eleştirdiğimde öyle eleştiriyorum ve sen de şu anda, sen 40 yaşındaki, ben şu anda 40 yaşındaki birisi gibi gözükmüyorum. Üniversiteye giden genç bir kız olarak gözüküyorum. Zaten sen üniversiteye giden bir genç kızsın Sima. Bu cümleden öyleyim, ne anlamamız gerekiyor? Yani şu anda gerekiyor? Yaşlı göstermiyorum zaten. Okulda, şeyde, lisede okuyup da üniversitede okuyan birisi gibi giyinmiyorum. O üstündeki daha çok bir gün havasında hani. Ne havasında? Üstüne. Gün havasında hani, güne giderken giyilebilir. Klasik ben bunu böyle öylesine giyinmiş bu bir şey. Bakü'den ve Bakü'de biz öyle günler falan yapmadığımız sen için sen artık Bakü falan demiyorsun yani. Gayet burada herkes az buçuk biliyor bir şeyler. Ne ki, biliyor? Kardeş ülkeleriz hani, uçurum yok aramızda. Şu anda örf, sen bunu niye adet, ortaya bu koyuyorsun ki? Çok benziyoruz. Evet. Danslarımız bile benziyor gördüğünüz üzere az evet. önce. Sen artık bunun arkasına sığınma. Çantanı bile beğenmedim. Tek teşekkür beğendiğim ederim. Şey saçlarını sadece eskiye göre birazcık daha böyle açık, salaş bir maşa yapmışsın. Onun dışında kötüsün. Teşekkür ederim. Ayşenur. Sima, üstündeki parça gerçekten klasik. Havasını değiştirebilir misin ama sen pek emek harcamamışsın. Yani altındaki tight pantolon, çorap çizme... Yani çok izleyen bir insan için bu bana biraz ne izleyen? Garip geliyor. Programı çok izleyen, bilen. Ben çok izleyebilen demedim zaten. Koca bir 2-3 sezon, kez açmıştım. Koca bir sezon yarıştın. Yarıştığın sezonda da hep böyle mi giyiniyordun? Yok, yarıştığım sen? Sezonda ve ondan sonra zaten sosyal medyada takip edenler de yani normalde gerçekte ne kadar yani stil sahibi olduğumu zaten görüyorlar. Sadece şu anda bazı sorunlarım var ev taşımakla ilgili. Ben sana sadece yarışmada ilk kendi sezonunda da böyle giyiniyor musun diye sordum. Giyiniyor muydun bu şekilde? Yani kendi sezonunda da giyiniyordum. Bazen güzel giyiniyordum, bazen kötü giyiniyordum. Ben senin herkes güzel gibi giyindiğini ya da güzel giyinebileceğini düşünmüyorum şu an. Lütfen buraya gerçekten bir şeyler giy gel. Bu insanlar zaten öyle yaptığında konuşamayacak. Rahatsız oluyorsun ya yorumlardan. Ben öyle... rahatsız olmuyorum. Bana söylenen kötü bir laftan rahatsız oluyorum. Sana iyi bir şey söylenmesini istiyorsan değil. Buraya çok iyi bir şeyle gelmelisin ki bu insanlar da hiçbir şey söyleyemesin. Çünkü bizim görevimiz burada eleştirmek, doğru ya da doğru olmayan şeyleri, kendi kafamızdaki kombinleri orada sende görmek. Ama sen bunları yapmadığın için bu kadar eleştirinin altına giriyorsun. Yani yarın öyle bir şey giy gel ki buradaki insanlar çok beğensin ve bir şey söyleyemesin. Bitsin bak de, o ben zaman de bir dene bak ne olacak. Böyle gelme podyuma. Gerçekten gelme. 13. haftadayız. Benim yarıştığım ya. Sezonda 3. Pikniğe, sezonda. Pikniğe mi gidiyorsun? Anlamadım. Aa. Tight pantolon üstüne salaş bluz. Tamam da Ayşenur. Çok kötü. Bu podyum için gerçekten çok kötü bir kıyafet. Benim sezonumda bana değil çok... Ayşenur'la konuşuyorsun. Benim sezonumda 3. sezonda yani şu anki yarışmacılar yok. Yarışmacılar farklı, yarışmacılar iddialı. Ve benim 3. sezonumda olan durum burada yok. Şu anda ben buna hazır değilim. Şu anda ben adapte olmaya çalışıyorum. Ve bundan sonraki günlerde yer kalırsam, elenmezsem, ondan sonrakinde siz benim zaten gerçek ne giydiklerimi, gerçek ne olduğunu göreceksiniz.
Ya adapte olmak diye bir şey yok gerçekten bu podyumda. Çünkü niye herkes, yok ben söylüyorsam demek ki var. Ben arkada gördüm. Herkes gayet güzel ilgileniyor. Herkesle gayet güzel konuşuyorsun. Ona bir şey soruyorsun. Şu güzel diyorsun, bu güzel diyorsun. Buraya çıktığında senin bir kendini geri çekme huyun var. Ben kendimi ben geri çekmiyorum. Sana karşı şu anda konuşuyorum. Sen bu podyuma geldiğinde ben seni tanıdım. Neden ön yargılı olduğumu söyleyeyim sana. Çünkü sen yapılmaması gereken bir şey yaptın. Ben bunu... bizim programımız bittikten sonra bir kanalda izledim, Azerbaycan kanalında, birkaç kanalında izledim, yerel kanalında. Sadece söylemek istediğim şey, sen ajitasyon yaparak bir yerlere gelmeye çalışıyorsun ama bu podyumda ajitasyonla hiçbir yere gelinmediğini sen de göreceksin. Teşekkür ederim. Var mı cevap vereceğim bir şey var mı? Yok. Peki. Ayşegül. Ben şunu söylemek istiyorum. Sen dedin ki ben stil sahibi bir insanım. Eğer sen stil sahibi bir insansan zaten ilk gün o kıyafeti giymezdin. Dün o çizgili kazağını sadece etekle çıkmazdın. Keyfimden giyindiğimi de söylemiyorum. Yeni aldığım kıyafetler. Yani ama evde olan sen hiç kimsenin konuşmasına izin vermezsen ve sürekli üstte konuşmaya çalışırsan burada kimse anlaşamaz. Ben konuşmayacağım. Siz mi bana karşı konuşacaksınız? Hayır, konuşuyoruz. Birazcık burada 2,5 aydır gördüğüm bütün kızlar gece gündüz uykusuz buraya geliyorlar. Herkes sinir içinde. Burası All Star. Sima. All Star burası. Yeni bir sezon değil böyle sıfırdan. Herkes uykusuz, paramparça burada. Serum alanlar, burada bayılanlar, tansiyonları düşenler. Bu kadar şey yapma. Rica ediyorum senden. Ben ne yapıyorum ki? Hiçbir şey yapmıyorsun. Sakin ol. Ben ortadan geldim. Yeni geldim. Hiç bir dakika. Birazcık haddini bir konuşma be. Kimse sana karşı değil Sima. Sana kimse bir şey demiyor. Tartışın giyin burada. Bu nedir böyle bu kadar ya? Herkesin sinirleri bozuk burada. Sen dur bakalım, daha yeni geldin. Birazcık yavaş. Yavaş. Sima'cığım, kimse sana bir şey yapmaya lütfen çalışmıyor. Savunma mekanizmasına çalıştıracağın an var. An var. Susayım mı şimdi? Hayır, sus konuşayım. Demiyorum. Sus cevabını demiyoruz. Ver. Cevabını ver. Kıyafetlerinin olmaması bizim problemimiz değil, bu yarışmanın problemi değil. Senin taşınıyor olman yine burayı ilgilendiren anlıyorum bir şey değil. Anladın mı? Anlıyorum. Bu kıyafetini eleştiriliyorsun. Evet. Eğer ağır geliyorsa bu eleştirilerde, bu senin sorumluluğunda olan bir şey. Ben bir şey demiyorum zaten. Tamam. Ya burada hepsi sadece birbirinin avukatlığını yaparak aynı şeyi söylemeye yok, çalışıyorlar ve sürekli. Yok, avukatlık yapmıyorlar. Ya burada bir problem varsa herkes ağız birliği ederek kendi fikriyle örtüşen bir durum varsa demek ki problem sende ya da giydiklerinde. Senin kişiliğine herhangi bir şey söylemiyorlar burada. Ayşegül, tamamlar mısın? Yani evet, hani ben sadece stil sahibiyim dedin ya, bence şöyle, stil sahibiysen eğer evinde eminim hani bugün 5 tane kıyafet çıkacaktır bu haftayı kurtarabileceğin. Daha sonra zaten alışveriş yaparsın. Bir de sen tasarım falan da yapıyordun ama ben üzerinde tasarım bir şey görmüyorum Sima. Hani o tayt gerçekten penye tayt yani. Tasarımı diktirmek için zaman lazım değil mi? Sihirli güçlerimiz yani, yok. Yani ama yok. Mesela buna diye ilgi duyan insanın illaki tasarım bir şeyi vardır evinde. Ben hani normal hayatımda her gün abiye kıyafetler giyinip ama gezmiyorum Ayşegül. Ama hiç kimse günlük yarışırken abiye giymiyor ki. Kimin üzerinde abiye var? Ben günlük giydiklerimde daha sade giyinmeyi tercih ediyorum. Yani sadece cuma şıklığında abiye yapıyoruz senin zaten. Senin saden 3 gündür podyuma yetmiyor demek ki. Hani en azından kendi her şeyin toplanmış halde lazım yetmiyor canım. Efendim? Her şeyin toparla. Toplanmış halde bitmiyor. Bu kadar söyleyeceğim. Hazır mısın? Evet. Geçebilirsin. Ayakkabı 90 lira, tayt 15 lira, çanta 280 lira, bluz 210 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geldiğin günden beri bir şekilde senin haklarını korumaya çalışıyorum ben burada. Ama öyle bir hale getiriyorsun ki artık savunulacak yerin kalmıyor, tutunacak dalın yok. Saldırganlaştın. Rica ediyorum, kibar ol. Teşekkür ederim. Sen benim ne demek istediğimi anladın değil mi? Evet. O evet'i daha yumuşak söyle bana. Anladın değil mi? Anladım. Yani bu kadar olmaz. Sana gelince o elini biraz şey yap, aç bakayım.
Canım sen burada evinde falan değilsin. Yarışmadasın. Lütfen kurallara uy. Böyle elini böyle yapma. Tamam mı? Çünkü ben de normal değilim. Gergin izliyorum yani. Hakikaten sen benim biliyor musun bu gece burada bu kanalda uyuduğumu? Hı? Bilemezsin. Çok yorgunuz hepimiz, hepimiz. Ben bu kızlara neler yapıyorum ama bir doğruyu söylemek gerekirse bazı onlar kadar biz de öyle değil mi kızlar? Aynı uykuyu uyuyoruz. Aynı. Hepimiz aynıyız ve çok yoruluyoruz. Sen de bu maratonun içine girdin zaten. Göreceksin yani. Onun için münakaşalarını daha sakin yap ve tahrik etme. Sima seni tanırım bilirsin. Yani ben seni çok iyi tanırım. Ben senin neşeni de bilirim, esprini de bilirim. Senin inadını da bilirim. Kaç, burada kaç hafta beraber olduk. Sana gelince o çanta olmamış. O kıyafetin üstüne. Saçların çok güzel ama keşke bunları daha bir tepeden toplasaydın. Ya da saçına göre bir şey giyinseydin. Çünkü beğendim saçlarını. Yani... Ne öldürür hani ne güldürür derler ya. Senin kıyafetlerin nerede? Hepsi şu anda toplandı. Yani yarın için yani cuma şıklı için yeni kıyafet diktirebildim. Hı. Gelen hafta için hazırladım yani. Tamam. Yani bu hafta için hepsi toplandı. Yeni eve taşınacağımız için babamı bekliyoruz. O gelecek hepsini taşınacak. Sadece günlük kıyafetlerimi topladım yani. Başka hiçbir şey tamam inşallah hayırlı olsun. Göreceğiz biz de. Gelen haftayı görürsen. Onu dedim zaten orada. Altı. Teşekkürler. Hoş geldin Sima. Hoş bulduk. Azeri arkadaşları geldi. Evet. Özlüyor musun? Azerbaycan'ı mı? Azerbaycan. Ya özlediğim arkadaşlarım var. Onlar da sürekli buraya geliyorlar. Yani evet. Öyle. İstanbul güzel. İstanbul çok güzel. İstanbul'u zaten çok sevdiğim için burada yaşıyorum. Bence dünyadaki en güzel bir şehir. Evet, sana gelince üzerindeki bluz fena değil. Enteresan, sen zayıfsın ya, böyle şeyler taşıyorsun. Taytları giydin altını, doğru. Çizme, tekrar o burun kalkan olan çizmeler ben sevmem. Daha düz, çok platform olmayan çizmeler deneyebilirsin. Ben de çantayı sevmedim. Ama sırada. Biraz daha fazla tarz olmaya çalış. Böyle tiyolar, öğreniyorsun yavaş yavaş ne yapıyoruz. Ona göre kendini hazırla. Bakalım haftaya er kalırsa ne olacak? Teşekkür ederim. Alt. Kafana soğan filesi geçirmişsin gibi. Bir değişiksin. Bu aralar hiç tartışmıyoruz, kavga etmiyoruz ya. Neden? Burada bizim görmediğimiz bir şey kalmadı ve 30 defa gördüm podyumda ve çok sıkıldım.